Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz bugün. Tel şehriye ve birkaç malzeme ile hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım sizlerle. Bir su bardağı şehriyeyi kaynayan suya ilave ettim. İçerisine bir çay kaşığı dolusu tuz ekledim. Şehriye kaynarken topaklanmasın diye karıştırdım. Şehriye pişti ve süzmek için kevgire aldım. Süzdüğüm şehriyeyi kase içerisine ekledim, tekrar karıştırdım sıcaklığıyla birbirine yapışmasın diye. Tarif için iki tane kuru soğan kullandım. Kuru soğanı doğrayarak yapımına devam ediyorum hazırlamış olduğum lezzetin. Bugün sizlere kanalımda olan diğer tarifler gibi evde bulunan malzemelerle yapılmış çok lezzetli bir tarifi paylaşacağım. Yarım havucu rendeliyorum. Havucu ve soğanı kaseye alıyorum. Hazırlamış olduğum tarif dışı çıtır çıtır içi yumuşacık her dama hitap edebilecek bir lezzet. Bir miktar dereotu maydanoz doğruyorum. Yaklaşık 7 dal maydanoz 7 dal dereotu. Tarif ve 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, kimyon ekledim. Bir tane yumurta kırdım. Malzemeleri karıştırıyorum. Tam bir renk cümbüşü. Kesinlikle yiyenin içerisindekinin şehriye olduğunu asla anlamayacağı bir tarif. Hiçbir şekilde şehriye olduğu anlaşılmıyor bile. Yarım çay bardağı mısır unu ekledim. Mısır unu ilave etme sebebim şehriyeyi daha kolay toparlamak ve pişen hazırlamış olduğum tarifin dış yapısının çıtır çıtır olmasını sağlamak. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Sizlere belki tuzsuz yiyenlere fazla gelebilir. Tadına bakarak tuz miktarını ekleyin derim. Ben tuzsuzdu baktım ve tuz ekledim. Sıra geldi şekil vermeye. Elime biraz su değdirdim ve yuvarlak ceviz büyüklüğünde dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben yuvarlak yuvarlak hazırlıyorum. Ne çok küçük ne de çok büyük olacak. küçük boy cevizlerden çok da büyük ceviz değil. Yuvarlak yuvarlak şekil verip tabağa alıyorum. Hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Lezzeti garanti kesinlikle bayılacaksınız lezzetine. Bir tel şehriye diğer malzemelerle birleşip bu kadar mı lezzetli olur hiç abartmıyorum kızgın yağ içerisine hazırladığım şehriye toplarını ekliyorum. Çıtır çıtır güzel bir lezzeti sunuyorum sizlere. Umuyorum ki hazırladığınızda çok beğeneceksiniz. Sevdiklerinize yaptığınızda hiçbir şekilde içerisinin şehriyeden olduğunu asla anlamaz. Kızgın yağ içerisinde sürekli çeviriyorum. Her tarafı eşit pissin diye, içi çiğ kalmasın diye. Ne kadar da olsa şehriye bir makarna ve hamur hamurlaşmasın, içi de dışı gibi pissin diye sürekli çeviriyorum. Yüksek ateşte olduğu için sabit bir şekilde bir tarafının pişmesini beklerseniz her tarafı eşit şekilde pişmez. Sürekli çevirerek her tarafının hem eşit pişmesini sağlarsınız hem de iç kısmı daha iyi pişer. Sizlere söyleyeceğim tek şey görüntüsünün lezzetinden hiçbir farkı yok. Anlık misafirleriniz geldiğinde evde şehriye varsa, biraz havuç, biraz soğan varsa ve yumurta hepsini katıp karıştırıp bu güzel lezzeti hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz malzemeyi de ekleyebilirsiniz. Yeşil biber ekleyebilirsiniz, sarımsak ilave edebilirsiniz. Canınızın istediği evde bulunan tüm malzemeler olur. Önemli olan ana malzeme şehriye ve soğan. Diğer malzemeler varsa ekleyin yoksa eklemeye de bilirsiniz. Ben havucu hem renk hem de lezzet versin diye ekledim. Şart bir malzeme değil. Kızaran şehriye toplarını yağın içerisinden alıyorum. Hemen misafiriniz gelecekse ne pişireyim diye hiç düşünmeyin. Her evde muhakkak şehriye vardır. Kuru soğan da vardır. Hazırlayıp dilerseniz yağda kızartabilirsiniz. Dilerseniz fırına da atabilirsiniz. şekilde yuvarlak şekil verip fırında da kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde yağ çekmiyor bunu belirtmek isterim hazırlamış olduğum şehriye topları. Gerçekten lezzetini abartarak söylemiyorum. Biz çok beğendik. Evdekiler özellikle sordum yedikten sonra neyle yaptım ben bunu diye. Onlar da bilemediler neyle yaptığımı şaşırmadılar da söyledikten sonra alışkınlar her zaman farklı tarifler bizim evde oluyor. Bir kase yoğurdun içerisine hazırladığım şehriye toplarını ekledim ve son hali. Zevkle yediğimiz bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Umuyorum sıkılmadan izleyip tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bazen birkaç malzemeyi yazarken unutabiliyorum. Bazı değerli izleyenler hatırlatıyor. Onun için de teşekkür ederim. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.